Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz astrolog Sayın Gizem Beder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Merhabalar. Merhaba. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Gizem Beder. Vedik Astroloji üzerinde danışmanlıklar veriyorum. Vedik astroloğum. 32 yaşındayım. Bir anneyim, bekar bir anneyim. Ve evimden bu işi, kendi evime kurduğum bir şirketle bu işi yürütmekteyim. Evet. Vedik astroloji nedir? Kehanetler nasıl yapılıyor? Vedik astroloji namı diğer Hint astrolojisi olarak geçer. Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan bir ilim sistemidir. Hatta kaynaklarda henüz kimlerin bulduğu, kim bu ilmi ortaya koyduğu bir isim olarak bir kaynak yoktur. Kehanet olarak şöyle Nostradamus 16. yüzyılda yaşayan bir kahin olarak geçer. Bir fizikçidir kendisi. Fransız bir fizikçi. O bile tüm şu zamanın Türkiye gündemi olsun, dünya gündemi olsun, şu zamanın bile kehanetlerini öngörebilen ve bunu Vedik sistemiyle yapabilen bir kahinmiş. Tamamıyla matematiksel sistemlerden oluşuyor. Gezegenlerin işte buluşması, onların hesaplaması, derecelerin ayarlanması. Sistem tamamen bu üzerine bir doğum haritası çıkarıyoruz. O doğum haritası üzerinden kişinin hayatı hakkında tüm öngörülere geçmiş ve gelecek olarak bu bir his değil. Hani ben bunu hissediyorum, işte böyle gördüm gibi bir sistem değil. Tamamen hesaplanıyor, inceleniyor ve kişiye aktarılan bir ilim. Ve kehanetler de bu şekilde yapılıyor. Evet. Peki astrologluk mesleği için gereken koşullar nelerdir ve astrolog olmak için doğum haritasının önemi var mıdır? Öncelikle doğum haritasının önemi vardır astrolog olmak için. Neden? Bu bir ilim, bu bir sistem. Bir doktor olabiliyor, o yeteneği var. Bir öğretmen olabiliyor, onun da öyle bir yeteneği var. Astrologluk da aynıdır ve kişinin doğum haritasına bakılır. Spiritüel özellikleri var mı o kişinin? Ruhani anlamda insanlarla iletişimi, haritayla bağdaştırması kendini, bunları kavrayabilmesi, hani tekniksel olarak anlıyordur ama kişiye aktaramıyordur. Bu da bir eksikliktir. Ama bunları harmanlayarak karşı tarafa sunabilmek için zaten doğum haritasında kişinin göstergeleri oluyor. Astrologluk mesleği eğitim alınıyor. Bu Türkiye'de de çok güzel hocalar, çok iyi hocalar var. Özel eğitimler veriliyor. Yurt dışından aldım ben öncelikle. Amerika'dan aldım. 2012-13 yıllarından başladım. Daha sonra Türkiye sektörüne girmeye başladım. Oradan buraya geçirip. En az Vedik astroloji için konuşuyorum. Çünkü Batı astrolojisi normal burçlardan ziyade Vedik çok farklı bir ilim. En az ben 3 yıl ki astrologluk akademisyenlik gibi sürekli öğrenci halindesiniz. Sürekli yeni bilgi var. Sürekli, yani sonsuz bir kaynak var. Ve eski Hint astrologları bile 70-80 yaşına kadar bu ilimle uğraşırmış ve kendilerine üstad diyemezlermiş. O kadar, yani hayatın gizemi nasıl sürekli ortaya çıkıyor yüzyıllardır. Vedik astrolojide böyle sürekli yeni bir gizemi ortaya çıkıyor. En az danışmanlık verebilmek için gerçekten 3 yıl ben eğitim almalarını tavsiye ederim. En az 3 yıl. En az 3 yıl ki şu an eğitimler 1 yıl, 2 yıl civarı. O sadece teknik olarak anlatılabilir. Öngörü, kehanet durumu, yani onları anlatabilmek en az 3 yıl. Evet. Peki astroloji danışmanlığı alan kişilere hayatı hakkında hangi bilgiler aktarılabilir? Bunun bir sınırı var mıdır? Yani görmüş olduğunuz ya da kehanette bulunacağınız her şeyi aktarabiliyor musunuz? Maalesef aktaramıyoruz. Çünkü doğum haritalarında, Vedik astrolojide aslında bunu söylemem etik mi bilmiyorum ama ölüm zamanı bile gözükebiliyor kişinin. Ve bunların ayrı ayrı haritaları var. O şekilde bir ilim bilgisi eğitimi alıyoruz biz. Bunu Türkiye'de nadir veren hocalar var. Çünkü insanlar hani kendi haritasına baktığında o günleri karıştırabilir, görebilir, sıkıntı yaşayabilir, psikolojik olarak etkilenebilir diye belli bir sınırda eğitim veriliyor. Ama yurt dışındaki eğitimlerde o konular pek önemsenmiyor. Ölüm haritasına kadar bir eğitim alabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, kişinin geçmişle gelecekle ilgili bağlantılarını söylerim. Örneğin bir sağlık problemi görüyorum. Sen işte şu tarihlerde şunları yaşayabilirsin gibi. Ama gidip de şu tarihlerde işte kaza geçirirsin, işte yok ölürsün, yok kötü bir şey başına gelir, kayıplar yaşarsın gibi bir durum aktarmak, orada bir sınırı var ki bu zaten etik de değil. Hem başkasının hayatına karışmış oluyoruz, olacakları... Hani bir olacak vardır, onları engellemeye çalışıyoruz ki bu dünya sistemini bizim yaşam sistemimizle değiştirir. Yani bir engeldir. Bu sebeple hep sınırlı. Belirli sorular alırım ama ne zaman evleneceğim der bana. Ha, o olur. Hani şu tarihler derim ki çok baskın. İşte mesela eşim nasıl biri olacak der bana bir danışanım. Eşiniz derim şu özelliklerde, karakterde olur ya da üniversite eğitimim, okul hayatım der. Aile durumlarım, psikolojik sorunlar, onları her şeyi konuşuruz. Genellikle danışmanlıklarım en az 2 saat sürüyor benim. 3-4 saate de aktardığım oluyor kişinin harita durumuna göre. Ve şöyle bir sistem, hiç yüzünü görmediğim beni telefonla arıyorlar. Gizem Hanım danışmanlık almak istiyorum. Doğum bilgilerim, doğum tarihim, doğum saatim. Şu olay bu, kimsenin yüzünü görmeden mizacını bilmeden harita anlatıyorum onlara. Yani ve hani orada da bir şok geçirme durumları çok yaşanıyor çünkü bazı insanlar kimliğini gizlemek istiyor, o şekilde danışmanlık alıyor, özel konuları oluyor, özel soruları oluyor ve sadece önümde bir sistem var, bir program var ve oradan bütün kişinin hayatını, hiç görmediğim, bilmediğim bir kişinin hayatını da aktarabiliyorum kendisine. Tabii ki az önce bahsettiğim sınırlar içerisinde. Evet. Ama bir de şöyle bir durum var. Olası bir kaza ya da olası bir tehlike var kişinin haritasında gözlemlediğiniz. Ve belki bu çok kötü sonuçlanacak. Evet. Bunu siz görüyorsunuz. İşte kişinin buna biraz daha korunaklı olabilmesi için daha uygun bir dille mi söylüyorsunuz? Şöyle söylüyorum, belirli tarihler görüyorum ben, ileri tarih. Örnek vereyim, 2023 yılında ben öyle bir bağlantı gördüm, kaza diyelim bu. 2023 yılının şu aylarında seyahat etmemenizi tavsiye ediyorum diye yumuşatarak söylerim. Ya da araç kullanıyorsanız daha dikkatli olun derim. Tabii ki tedirgin olarak bana soruyorlar. Diyorlar ki kötü bir şey mi gördünüz vesaire. Kötü bir şeyden ziyade öyle bağlantılar gördüm. Ben içeriğine girmiyorum diye de belirtiyorum. Bu şekilde aktarıyorum. Çünkü içeriğine girdiğimde gün olarak, günü geçtim, saat olarak görebiliyoruz. Şu saatler arasında şu kişi ameliyat geçirebilir, şu kişi kaza yapabilir, şu kişi şunu yaşayabilir gibi şeyler gözüküyor. Ben o konuda çok içeriğine girmiyorum. Bu dediğim gibi yani çok panik ataklı biridir. Günlerce hiçbir şey olmayacakken bile günlerce bunu düşünüp psikolojisini bozabilir, intihar edebilir. Hem aynı zamanda kötü enerjiyi de çeker. Tabii, çok yani büyük bir şimdi sorumluluk. Sürekli bekleyecek, düşünün. Benim geçen gün başıma böyle bir şey geldi. İşte böyle hani sohbet esnasında sağ tarafınızdan bir trafik kazası gerçekleşecek denildi. Şimdi sürekli yanarken bile devamlı... İnsan gerçekten o enerjiyi de çekiyor bu defa. Çekiyor bu arada tabii ki de. Ve yani olmayacaksa da oldurtuyorsunuz. Ve karşıdaki insana vesile olmak, o korkulara, onun enerjisi beni de etkiler. Hem ona verdiğim hem kendimi. Ben kendi haritamı açıp gün gün kurcalamam. Kötü bir şeyler göreceğim hani niye etkileneyim, kendi günlük yaşamıma bozabilirim. Biraz da akışta. Tabii ki de akışta olmak. Bana gün gün danışmanlık alanlar da var benden. Hani şu gün gün incelerim, bir yılı o şekilde danışmanlıklar da veriyorum ama hep altında belirtirim, içeriğine girmiyorum. Belki orada bir bağlantı var, gezegensel bir bağlantı var. Bu çok sıkıntılı bir durum. Orada göreceklerimi ben bile bazen görmek istemiyorum açıkçası. Bunlar sıkıntılı durumlar ve ben her zaman derim hayat akışta olmalı. Belki kötü bir şey gördüm ama öyle gösterildi bana. Hani niyetim kötü, enerji vereceğim çünkü karşı kişiye. Haritada öyle gördüm. Örnek veriyorum bunu. Bir yanılsama yaptım orada. Ya o olmayacaksa kişinin hayatı, onunla yaşamak, o psikoloji. Yani ben bunlara vesile olmaktan hep korkmuşumdur. Ve her zaman da söylerim, derim. Ben bu kadar anlatabiliyorum. Ötesini sormayın. Çok tartışma da yaşadım bu konularla ilgili. Neden söylemiyorsunuz? Öleceğim günü bilmek istiyorum. Allah hangi gün işte kaza geçireceğim bilmek istiyorum. Ve ben bu konuda çok da terslendim bu arada. İşte bilgi saklıyor oldum. Yani haşa, ben inançlı biriyim de hani kimsenin ölümünü söyleyecek bir şeyim yok benim. Bir tabii konumum yok. Bir vasfım yok. Çok haklısınız. Çok etik bir davranış. Çok hadli bir davranış. O yüzden aşmak, gerçekten evet, çok çok güzel bir davranış sergiliyorsunuz. Çünkü bir de Yüce Rabbimin de mucizelerinin de çok karışmak hoş evet, değil mi? Yani evet, belki tamam, doğru, o gün kaza geçirecektir ama Rabbim onu koruyacak. Evet. Haritada çıktı diye, evet, ille de o kaza olacak diye bir şey yok, kesinlikle değil mi? Kesinlikle böyle, kesinlikle. Tam ben sağ tarafımdan rahatım. Şöyle de bir durum var. Diyelim ki kişi kendini koruyor. Bir kaza durumu var. Kazadan gidiyoruz ama örnek olarak. Kişi kendini koruyor, evden çıkmıyor o gün. Olacak bir şeyi geciktirmek hayatın rutinine de aykırı. Tabii. O gün belki çok korunacak dediğiniz gibi ama daha sonra onu geciktiriyor. Belki daha sonra daha kötüsü katlanarak gelecek. Bunlara da engel olmuş oluyoruz. Bunlar da sıkıntılı. Çok doğru, çok doğru. Haklısınız. Peki Vedik astroloji öngörüleriyle fal arasındaki farklar nelerdir? Fal denildiğinde kızıyor musunuz? Evet. Çok falcı. Falcı böyle lafı. Özellikle beylerden, erkeklerden alıyorum sözü. Benim falıma bakar mısınız diyorlar. Ben de diyorum ki öyle bir durum yok, anlatıyorum. Ve bunu en çok söyleyen erkek, Vedik astrolojiye göre Venüs'ü terazi, Venüs'ü başak olan erkekler direkt böyle falcı gözüyle bakarlar. Diğer Venüs'ü akrep olanlar bu işi anlıyor, anlamış gibi de o Venüsleri sıkıntılı birazcık erkekleri. Şimdi falla arasında, şimdi fal nasıl? Biz yüzyıllardır biliriz, kahve yapılır, açılır ya da hiç yüzüne bakılır söylenir. Hı hı. Ama bir sistem yok, matematik yok, bir ne bileyim hesaplama yok. Bir işlev yok yani, kurcalanacak. Semboller benzetiliyor. Semboller benzetiliyor. Aa, bazı insanlar da hisli oluyor ama ben doğum haritalarında da görüyorum. Hani yüzüne baktığımda o kişi benim hayatımı algılayabiliyor. Özel yetenekli insanlar da var bu dünyada. Onlar mesela Baba Vanga, gözleri kapalı, bir sistem bilmiyor ama o bir falcı bence. Falcı çünkü, kehanet falcısı. Ama astroloji nedir? Tamamen hani ben sizin diyelim haritanıza bakıyorum. Sema Hanım, işte hiç haritanıza bakmadan pardon. Sema Hanım siz şöyle 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 olacaksınız. Bu faldır. Ama haritanıza bakmadan ben sizin bir şey söyleyemem. Çünkü içimden gelen bir şey yok benim aslında. Hani gördüğüm bir sistem var, eğitimim var. Ha, tabii ki de Vedik astroloji ruhla da bağlantılı. Ben orada biraz transa çok geçerim danışmanlıklarımda. Bazen hani kendimi kaptırıp, bir bağlantının milyon olasılığı var çünkü haritalarda. Onları hani kendi yorumunu katması, kişinin hissetmesi de ayrı bir durum ama altyapısı kesinlikle matematik. Fal değildir. Evet. Peki Vedik astroloji her şeyi öngörebilir mi? Hata payı var mıdır? Şimdi milyon olasılık var dediniz. Evet. Her şeyi öngörebilir mi? Şimdi Vedikçiler burada biraz şeydir genellikle, çok özgüvenlidir. Çünkü Vedik'te hata payının olmadığını düşünürler genellikle. Orada bir egoda savaşları oluyor aslında. Ben hata payının olacağını düşünüyorum çünkü buna bakan kişi bir insan. Her insanın bu dünyada her yaptığı mükemmel bile olsa bir hata yaptığı yer vardır. Ama Vedik sisteminde hata var mı derseniz ben kesinlikle olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an harita açıp 3000 yıl sonrasını görebilirim. Tarih yazarım, 3000 yıl sonrasına bakarım. O zamanlarda neler olacakmış, ben bunu kitap yazarım, aktarırım, insanlarla paylaşırım. Ya da 100 yıl sonrası gibi bir sistem ama insan olarak hata payı her zaman vardır. O gün modumuzda değilizdir. Harita bakıyoruzdur. Gözden küçücük bir şey kaçırmışızdır. Bir santim kayma bile, sapma bile çünkü bir derece sapma bile bütün haritayı değiştirebiliyor. O insanlık durumu ama Vedik'te maalesef, yani maalesef dediğim korkutucu çünkü aslında bu insanlar adına. Öngörü hata yok. Öngörüde hata payı olmuyor. Peki şimdi bizi korkutmadan... O yüzden maalesef dedim. Aslında çok muazzam bir eğilim. Mutlaka bakmışsınızdır COVID'in haritasına. Evet. Korkalım mı? Korkmayalım. Korku değil ama sadece bu önümüzdeki, hatta ben bu konuda bir yazı yazmıştım. Herkes işte 21'de bitecek vesaire diyordu. Mesela şu an farkında çok maskeler vesaire çok takılmamaya da başlandı ama sistem işliyor. Ama çok yükseliyor. Covid vakalar bitmeyecek benim öngörüme göre. Covid'le yaşayacağız. O gribal bir hastalık gibi. Ve önümüzdeki sonbahar ayları, açıkçası 2023 yılının sonuna kadar bir sistem var. Türkiye'miz, yani dünya gündeminde de var, Türkiye hakkında da var ve sonbaharda biraz artış olacağını düşünüyorum. Kışa doğru tekrardan bir ortaya farklı şekillerde de çıkabilir. İnsanların ölümüne sebep olabilir mi? Çocukların olabilir daha fazla. Yani yaş seviyesi düşüyor benim. Maalesef böyle bir yaş seviyesinin düştüğünü gördüm. Ve şu anda da birçok Covid geçiren kişinin bizim yaşlarımızda, 20'li yaşlarda olsun, kalp krizi geçirebildiğinde ben takip ediyorum, izliyorum. Oranlara bakıyorum, sebeplerine. Onları da gördüm ne yazık ki. Covid'le yaşamayı öğreneceğiz. Aşı ya da bağışıklık sistemi, yani güçlendirme. Sadece bağışıklık bu hastalık. İşte bakın, yaşın düşmesinin söylediniz. Evet. Yaş düşüyor dediniz. Ben şimdi aşı karşıtlarına kesinlikle bir şey söylemiyorum. Herkesin kendi fikri, kendi düşüncesidir. Ama yüzyıllardır birçok hastalığa aşıyla çözüm bulunmuş, çare bulunmuş. Tabii ona da bir şey buluyorlar. Efendim işte senelerce çalışılmış. Bana kalırsa Covid içinde son 15 yıldır bütün laboratuvarlar çalışıyoryordu. Benim düşüncem de o şekilde. Yani. Ve bu gribal bir enfeksiyon aslında. Evet, evet. Hani böyle çok ağım şağım bir şey yok. Ama vücudun tanımadığı bir virüs. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden yaş ortalamasının düşmesinin sebebini de ben aşıya bağlıyorum. Neden? Şimdi artık 20'li yaşlardan sonra hemen hemen aşı karşıtı olmayan herkes aşılarını oldu. Evet. Olmayanlar çocuklarımız. Evet, maalesef. Ve yaş oranı, yani ben çok böyle olumsuz şeyleri fark etmişsinizdir mizacımdan. Evet. Çok sevmiyorum, bahsetmeyi sevmiyorum. Hatta son zamanlarda kendi sayfalarımda da paylaşımlarımı azalttım. İyi bir şey görüyor musunuz diyorlar. İnsanlara benim yaydığım enerji çok önemli. Ben çok iyi şeyler görmüyorum. Ekonomi anlamında da çok iyi şeyler görmüyorum haritada. Yani sıkıntılar yaşayabileceğimizi, insanların ayaklanabileceğini, o tarz şeyleri görüyorum. Ve bunları sürekli insanlara empoze etmek hoşuma gitmiyor. Benim ruhumu da emiyor o tarz durumlar. Ve gerçekten çabuklaştırıyor da. Evet evet, çağırıyoruz. Çağırıyoruz. Çünkü hani mesela deprem olacak diyoruz, büyük depremi bekliyoruz. Bu haritada da gözüküyor bu arada. İstanbul depremini görebiliyoruz. Her şeyi görebiliyoruz onu açıkçası. Ve şu an ben şu tarihte deprem olacak desem, şu büyük deprem. İnsanlar sürekli deprem olacak, deprem olacak, deprem olacak. Ne olacak? O depremi enerjisi gelecek. Büyütüyoruz. Evet. Düşünsenize, kitleler halinde o negatif enerjiyi ne kadar yükseltiyoruz. Evet, yani mesela duanın gücü vardır. Toplu duanın nasıl bir gücü vardır? Güzel bir şey için dua ederiz. İnsanlar orada bir kenetlenir. Ruhsal bir kenetlenme olur. Burada da negatif için bunu yapıyoruz. Burada da negatif için. Aynı o şekilde. O sebeple. Büyütüyoruz onu. Peki, böyle çaktırmadan soruyorum. Olası deprem için zamanımız var mı? Hazırlanabilir miyiz? Ülke olarak hazırlanacağımızı düşünmüyoruz ama zamanımız var. Bir 6-7 yıl kadar en az. En az 6-7 yıl. Evet. O zaman bireysel olarak hazırlanalım. Bireysel olarak. Olmayan yapılardaki evlerimizi tahliye edelim. Kesinlikle. Daha sağlam yapılara geçelim. Doğaya da artık biraz iyi davranalım ki doğa da bize iyi davransın diye. Evet, artık yani doğa bizden bekliyor. Biz doğadan bekleyemeyiz artık bir şey. O bizden bekliyor. Ve biz bir şey yapmayınca o doğanın karşılığı, aslında ne yaparsan onu ödersin diye çok klişe vardır ama bu her yerde geçerlidir. Ektiğimizi biçiyoruz. Evet. İşte şimdi. Evet. Gerçekten öyle, ektiğimizi biçiyoruz. Ve deprem de bu sebeple olacak zaten. Hani Büyük İstanbul depremi de doğa artık kaldıramayacak. Gerçi Büyük İstanbul depreminin konusu çok farklı. Hani şöyle bir durum var. Çok kısa bahsedeceğim. Lütfen. İçeriğine girmek istemiyorum lütfen açıkçası. Her zaman denir İstanbul'un bir koruyucuları var denir. Yüzyıllardır denir. Evet. O koruyucular artık aslında doğa, evet doğayla ilgili sorun var zaten ülkemizle alakalı ama o koruyucuların belli bir dönem, hangi yılda? 2020 yılında, 2020'nin Mart ayında, Mart-Nisan ayında, Şubat, Mart, Nisan diyelim, o 3 aylık sürecinde o artık kalkan görevini bıraktılar. Yani artık 7 tepemiz boşta mı? Şu an boşta ve her türlü enerjiye açık. Bu çok kötü bir şey. İnsanlar ki çok büyük insanlar, bu işlerle ilgili kişiler bunları bildiği için zaten onun altyapısı hazırlanıyor. Yani bunu sadece hani eğitim alan herkes biliyor. Bunu çok üst seviyedeki kişiler bilmeyecek mi? Zaten üst seviyedeki kişiler bile astroloji haritasına bakılır. Kim öncüdür, kim başa gelmelidir, öyle seçilir. Hiç vasıfsız biri birden başa gelebilir çünkü haritası güçlüdür. Tabii. Ve bunlar eğitiliyor, yetiştirilen insanlar sürekli. Onların kendi özel has müneccimleriyle, onlar müneccim derler. Ve bu sistem kapandı. Ben çok yani 25-26 yılları, 24 yılları iyi. Ama ondan sonra yine bir 2036-2038'e kadar bir periyoda giriyoruz. Zaten bu gidişte 36-38'i ben görmem. Lütfen. Seller, depremler, covidler, salgınlar. Ya 2025'ten bile endişeliyim. Çocuklarımız ama daha güzel. İnşallah. Bir inşallah çocuk da olacak önümüzdeki sene. 2022 yılında ay olarak söylemek istemiyorum. Hani belki orada bir şey olur. O çocuk bizim ülkemizin başına geçecek ve özel yetiştirilecek o çocuk. O çocuk aslında bizim ülkemizi koruyan kişi olacak. 2036-2038'lerden sonra 2022 yılında doğacak bir çocuk ülkemizin başına geçip, her ülkenin vardır belirli doğum haritasına göre. Ben ülkemizde gördüm, o çocuk bizim ülkeyi kurtaracak kişi olarak ben öngörüyor ve düşünüyorum. Hadi inşallah diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ne demek? Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, astrolog Sayın Gizem Beder konuğumuz oldu. Hoşçakalın.